Hoş geldiniz. Haftalık basın toplantımızı yapıyoruz. 4-10 Nisan tarihleri arasında bulunuyoruz. Bu dönem Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yılı. Yani bir iki asra yakın bir ömrü var. Sözlerimin hemen başında gerçekten çok zor şartlar altında büyük fedakarlıklarla bu görevi yerine getirmeye çalışan bütün polislerimizi, emniyet temsilcilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen polislerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Muhterem arkadaşlar, elbette emniyetimizden bahsederken emniyetimizin içinde bulunduğu şartlarla da ilgili birkaç kelime söylemeyi vazife biliyorum. Hiç şüphesiz bir ülkenin huzur ve güvenliği için vazgeçilmez iki unsur var. Bunlardan bir tanesi adalet, diğeri ise emniyettir. Türkiye'de son yıllarda atlattığımız büyük badireler sebebiyle her ikisi de sıkıntılı, her ikisi de huzursuz, her ikisi de endişeli bir dönemden geçiyor. 2018 yılı başı itibariyle Adalet Bakanlığı'nda ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 4.118 kişiyi bulmuş. Emniyet Teşkilatı'nda ihraç edilen polis sayısı ise 23.000'i geçmiş ne yazık ki. Elbette suçlu olanlar varsa mutlaka cezalarını çekmeleri gerekir. Ancak FETÖ ile hiçbir alakası olmayan, haklarında herhangi bir delil bulunmayan, haksız yere ihraç edilen ve haksız yere ihraç edildiğine inanan binlerce polisimiz var. Böylesine hassas kurumların sürekli olarak tartışmaya açık tutulması sadece emniyet teşkilatımızı değil, bütün toplumu huzursuz etmektedir. Bunun da bilinmesinde fayda var. Polisimiz en büyük fedakarlığı 15 Temmuz gecesi göstermiştir. Ne yazık ki böylesine önemli bir sorumluluğu üstlenmiş olmasına rağmen polislerimiz hak ettikleri maddi ve manevi imkanlardan yoksundur. Çalışma saatleri normal bir memurun çalışma saatleriyle kıyaslandığında çok daha farklıdır. Ayda herkes gibi onlar da 160 saat civarında çalışmaları icap ederken bir polisimiz 240 saatten daha fazla mesai yapmaktadır. Elbette bu mutlaka karşılığı verilerek yapılan bir vazife olmalıdır. Fazla mesai saatleri bir başka sıkıntı, bu teşkilatlarımız genelde zaman gözetmeden gece gündüz bayram tatilleri dahil vazifelerini mutlaka yerine getirmek için hareket halindedir, görev başındadır. Ancak bu çerçevede haklarının tam olarak verildiğini söylememiz de yine mümkün değildir. Canlarını ortaya koyarak çalışan polislerimizin emekli olduktan sonra aldıkları maaşlar ise aniden düşmekte, aldıkları normal maaşın yarısına inebilmektedir. Bu da geleceğe ümitle bakmalarını önlemektedir. Bütün bunların yanında polisimiz bir de haksız muamelelere tabi tutulmaktadır. Görevini yapan polis memurları "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" gibi, "Sen beni nasıl durdurursun?" gibi tehditlerle karşı karşıya kalmakta. Maalesef haksız bir muamele neticesinde yeri geldiği zaman zor duruma sokulmaktadır. Son dönemlerde bu tavırların maalesef arttığına şahit oluyoruz. Peki sonuç ne? Sonuç maalesef polislerimiz arasında başka
bölümlere bakıldığı zaman intihar girişimlerinin arttığına şahit olunmasıdır. Verilen rakamlara göre her 10 günde bir polisimiz intihara teşebbüs etmektedir. Yöneticilere düşen görev polisimizi ezmek, baskı yapmak, baskı altında tutmak değil, polis psikolojilerini bozmak değil, emniyet teşkilatının çalışma saatlerini düzenlemek, özlük haklarını üstlendikleri sorumluluğu dikkate alarak belirlemektir. Elbette emniyet görevlilerin çalışma şartları her zaman diğer memurlarınkine benzemez. Ama diğer kesimlere baktığımız zaman da benzer problemlerle karşılaşıyoruz. Türkiye'mizin en önemli kurumlarından bir tanesi eğitimdir bildiğiniz gibi. Adalette bu problemlerle ve emniyet teşkilatında karşılaşırken öğretmenlerimizin durumu nedir dediğimiz zaman pek de iç açıcı bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Maalesef hükümet meseleleri ele alırken bütün ikazlarımıza rağmen işi daima o anda yapılan bir takım şikayetleri dikkate alarak ele almakta. Onun için de problemleri çözeceğine, problemleri büyütmekte tabiri caizse eline gözüne bulaştırmaktadır, yüzüne bulaştırmaktadır. Son icraatlarından birisi de öğretmenlerimiz için getirilen performans değerlendirmesidir. Yani bunu anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum. Siz eğitici, öğretici durumda bulunan bir insanı özellikle de çocuk yaşta bulunanlara değerlendirmeye kalkarsanız onların performansını hiç tahmin etmediğiniz neticelerle, problemlerle karşılaşırsınız. Böyle bir uygulama getirildi. 12 ilde denendi, söyleniyor. Nasıl netice aldığını kimse bilmiyor. Şimdi bütün Türkiye'ye teşmil edilmek isteniyor. Ne olacakmış? İşin özeti şu. Öğrenci, öğretmen kendisine nasıl not veriyorsa öğrenci de öğretmene not verecek. Yani daha seçme yaşına bile gelmemiş. 18 yaşından sonra ancak oy kullanabiliyor veya aday olabiliyor bir kimse. Ama kendi öğretmenini 14 yaşındaki, 13 yaşındaki bir çocuk değerlendirecek. Hangi kıstaslara göre değerlendirecek? Yani bunu anlamakta hakikaten zorluk çekiyorum. Çünkü bunun nereden bakarsanız bakın tutarsızlıklarla dolu olduğunu görüyorum. Bir defa böyle bir uygulama öğretmenin öğrenciler üzerindeki saygınlığını kesinlikle ortadan kaldırır. Bir defa ölçülmek metodunun nasıl olacağı da tam belli değil. Ha belli diyebilirler. Çünkü şu anda bunlar alışmış işte TEOG şunu bunu kaldırıyorlar da her şeyi elektronik ortama havale ediyorlar. Büyük ihtimalle dijital ortamda bunların değerlendirmesine gidilecekmiş anlaşılan. Siz bir öğretmenin vasfını dijital ortamda değerlendirmeye kalkarsanız bu bir kaosa sebep olur. Çünkü öğrenciler bu konuda karar verirken öğretmenin performansına değil, öğretmenin kendi arzu ve isteklerine uyup uymadığına bakar. Biraz otoriter olan, biraz ciddi olan, öğrenciye hakikaten bir şeyler vermeye çalışan, yeri geldiği zaman disiplin uygulayan bir öğretmen, öğrenci tarafından sevilmez genelde. Çocuk bunlar. Kendilerine en yüksek not veren öğretmeni her zaman tercih ederler.
zayıf vereceğine çalışmadığı zaman ona yüksek not veren birisini öğrencinin sevmemesi mümkün değil. Maalesef. Ha işlerinden 3-5 tanesi çıkar farklı düşünceye sahip olanlar. Bu mantıkla gittiğiniz takdirde önünüze sizin milyonlarca değerlendirilmesi icap eden belge çıkar. Efendim biz bunu dijital ortamda değerlendireceğiz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hakimleri kaldıralım. Onların yerine otomatik makineleri koyalım. Şahit geldiği zaman ifadesini kullansın. Onun tetkiki o kadar önemli değil. Birisi ikaz ederse değerlendiririz. Makinede hele de şimdi sistemler değişiyor. Biraz daha akıllı makinelerden bir makine olsun. Hükmü makine versin demeye benzer. İnsanın yani bu psikoloji gibi bir iş, bir öğrencinin kendi öğretmenini değerlendirirken hangi haleti ruhiye içinde bu değerlendirmeyi yapacağını eğer bir hükümet düşünemiyorsa vay geldi halimize. Yani ben bunu soru diye soruyorum ama işin gerçeği hakikaten halimize acımamak mümkün değil. Her şeyi aynı mantıkla bu hükümet değerlendirmeye kalkıyor. Bir şey öğrenmişler, dijital ortam. Şimdi bilgisayara her şeyi yüklüyor. Bilgisayarlar çökerse ne yapalım, o zaman da devlet çöker mantığı var. Bir öğretmenin değerlendirilmesini dijital ortamda yapmaktan daha büyük, affedersin ama saçmalık olmaz. Birisinin şahsiyetiyle, geleceğiyle ilgili bir karar vereceksiniz. Ve onu siz öğrencinin keyfine, makinenin hassasiyetine bırakacaksınız. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu arkadaşlarımız devletin nasıl yönetileceğiyle bir ticaret esnasındaki rakamların bir bilgisayarda toplanmasını birbirine karıştırıyorlar. Devlet ticaret müessesesi gibi yönetilemez. Her şey somut değildir. Kararlar alınırken dijital ortama değil, İnsanların bir meseleyi enine boyuna ölçüp biçmesine ihtiyaç duyulur. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşımı bu hükümetten beklememiz bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle mümkün değil. Bizim geleneğimizde bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur mantığı yatar. Bunu tabii alıp yanlış noktaya çekenler olabilir ama bu öğretmene gösterilen, verilen değerin, saygının bir ifadesidir. Siz bunu ortadan kaldırırsanız öğretmenin öğrenci üzerindeki etkinliği ortadan kalkar, eğitim felç olur. İstediğiniz hiçbir neticeyi alamazsınız. Disiplin uygulayamazsınız. Bir öğretmenin öğrencisini bugün ikaz etmesi bile yerine göre suç sayılıyor. 11 yaşına kadar okulların önüne inen uyuşturucu alışkanlığına nasıl mani olacaksınız? Gel yavrum, sana da biraz daha ben şunlardan vereyim. Rahat et diyeceksiniz, öyle mi? Muhterem arkadaşlarım, maalesef bugün eğitimdeki performans öğretmenin değil, hükümetin sınıfta kaldığını gösteriyor. Bunun en büyük delili 15 yılda 6 defa bakanın 16 defada sistemin değişmiş olmasında yatıyor. Rahmetli Nurettin Topçu'nun güzel bir ifadesi var. Diyor ki eğitim sistemimizin iki önemli eksiği var. Birisi eğitimsizlik, öbürü de sistemsizlik. Eğitim sisteminin iki problemi.
Ne yazık ki bugünkü iktidar yanlış politikalarıyla eğitimi de sistemi de çökertmiş, içinden çıkılamaz bir hale getirmiştir. Bugünkü yanlış yüksek öğretim politikaları ve plansızlıklar sebebiyle 442 bin öğretmen adayı atanma beklemektedir. 442 bin. Şimdi Milli Eğitim Bakanımız belki de yarın çıkacak, diyecek ki aynen ekonomiden sorumlu bakanımız gibi iktisatçılara, işletme mezunlarına, devlette size verecek görevimiz yok diyecek. Çünkü 442 bin öğretmen yetiştirmiş bu. Hükümet zamanında yetişmiş. Onları bir türlü atayamıyor. Niye? Çünkü bir planı yok. Programı yok. Ne kadar öğretmene ihtiyacımız var? Hangi sahada ihtiyacımız var? Buralarda kaç kişi eğitilmeli? Böyle bir planı yok. Siz seçersiniz. Zaten Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da üniversitelerimiz açıldı. Şırnak'ta üniversitemiz var. Kaç tane öğrencisi var? Bu üniversiteler bu ülkeye hangi katkıyı sağlayacak? Kimsenin ne bir planı ne de bir düşüncesi var. Öğretmen sayısı 2023 yılında 1 milyonu geçecek anlaşılan. Şartlar uygun olsa bile emeklilikleri, istifaları, boşalmaları da dikkate alsak, bu sistem böyle giderse senede en fazla 40-50 bin civarında öğretmene ihtiyaç olabilir. Gerisinin ne yapacağı, nasıl değerlendirileceği belli değil. Bu bir öngörüsüzlüktür. Önünü iktidar görmüyor. Bazen 10 yıl ötesiyle ilgili bir takım rakamlar veriyor. Yetmiyor. 50 yıl ötesiyle ilgili rakamlar veriyor. Ama hasbelkader 10 yıl geçtikten sonra geldiğimiz noktaya bakıyoruz. İktidarın tahminleri ile hiç örtüşmeyen rakamlar karşımıza çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesi 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 10. 5 yıllık kalkınma planı diyor ki dolar 2018 yılında 1,97 lira olacak. 2018 yılında. Peki şu anda dolar kaç para? 4 lira. Fazla söze gerek yok. Daha 2013, 5 sene geçmiş. 5 senelik bir ufku bile olmayan iktidarın nerede kaldı? 20 seneyi, 50 seneyi öngörebilmesi. Vay geldi halimize eğer bütün rakamlarda böyleyse ki farklı, hiçbir noktada farklı olduğu kanaatinde değilim. Hiçbir problem için çözüm aramıyorlar. Sadece kamuoyuna kendi işlerine gelen rakamları duyuruyorlar. Bununla övünüyorlar. İşsizlik nasıl önlenecek? Bununla ilgili bir projeleri yok. Hiçbir projeleri yok. Dış ticaret açığı nasıl kapanacak? Problemleri yok. Geçenlerde dış ticaretin, ihracatın müthiş bir artış yaptığını söylediler. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da ya tamam da bu ihracatın karşılığında bir de ithalat var. Bir de dış ticaret açığı var. Bu ne oldu? Demiyor. Ama bakıyorsunuz ki birisi %11 artmış, 12, öbürü 17, 18 artmış. Açık büyümüş. Şuna benziyor. Oğlum işlerimiz iyi gidiyor. Büyük bir ticarethaneyi düşünün. Satışlarımız patladı baba. Geçen sene 50 milyondu, bu sene 100 milyon. Babası da soruyor ona, oğlum anladım da karımız nasıl?
Geç onu baba, nasıl olsa düzeltiriz. Zarar da her geçen gün büyüyorsa senin satışın artmasının kime ne faydası var ya Allah aşkına? Hükümet aynen bu mantıkla çalışıyor. Milleti de bu mantıkla kandırıyor. Allah yardımcımız olsun. Tabii bütün bunların yanında bazı güzel hadiselere de şahit oluyoruz. Üzücü hadiseler yanında, işte üzücü hadiselerden bir tanesi maalesef son zamanlarda gündemimize gelen şeker fabrikalarının satışı. Bu çok ciddi bir mesele. Aslında şeker fabrikalarında sona geldik. Başlangıçta da söylemiştik, bu 500 bin hektara yakın arazide tarımın çökmesi manasına geliyordu. Arkadaşlarımız iş başına geldikten sonra 15 sene içinde büyük bir başarı gösterdiler. Bu 500 bini 125 bine indirdiler. Burada çalışan nüfus da yaklaşık 500 bine yakındı. Gelişen teknoloji neticesinde bu da düştü. O da 120 binler civarına indi. Şimdi geriye kaldı 14 tane fabrikanın satışı. Ama bizim dikkatimizi çeken şu: Bor Şeker Fabrikası, Çorum, Yozgat, Kırşehir, bu fabrikalar için teklif verme süresi 3 Nisan'da doldu dün. Erzurum, Erzincan, Kastamonu, Turhal ve Ilgın Şeker Fabrikaları için son teklif verme süresi ise bu ayın 11'inde sona eriyor. Afyon, Burdur, Muş, Elbistan ve Alpullu Şeker Fabrikaları için de son tarih 18 Nisan. Acele ediliyor. Bu tarihleri niye hatırlatıyorum? Çünkü ortada çok ciddi bir tuhaflık vardı ondan. Hatırlanacağı gibi 14 şeker fabrikasının satışına ilişkin duyuru 21 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanmıştı. İhale şartnamelerinin taliplere veriliş tarihi ise 26 Şubat idi. Yani ilk 4 fabrikayı baz alırsak teklif vermek için verilen süre 35 gün. 35 günde sıradan bir mahalle bakkalını emin olun satamazsınız. Çünkü satın almak isteyen insan gelir, o bakkalda ne kadar hangi maldan var, hangisi kaç sene beklemiş, hangisi gidiyor, onu görmek ister. Bir bakkalda yüzlerce, binlerce emtia vardır. Hemen bu bir iki gün içinde bitmez. Siz koskoca bir şeker fabrikasını satacaksınız, bunu 35 gün içinde bütün fabrikaları da gezerek bir değer belirlemesini isteyeceksiniz alıcılardan. Bu mümkün değil muhterem arkadaşlarım. O zaman aklımıza bir şey geliyor. Ya acaba bunu alacak olanlar şimdiden belli de bizim mi haberimiz yok diye. Çünkü bu kadar kısa zamanda normal bir alıcının hesaplarını yapması, araştırmalarını yapması mantıken mümkün değil. İşte o zaman bu bizde ciddi bir endişe doğuruyor. Yani sadece şeker fabrikaları özelleştirilmiyor manasına gelir bu. Şeker fabrikaları birilerine peşkeş mi çekiliyor? Bu sorunun cevabı mutlaka verilmeli. Neden bu kadar kısa zaman? Ne olurdu bunu 3-4 aya yaysaydınız? Tabii şeker fabrikaları gündeme geldiği zaman bizim birkaç tane endişemiz var. Bir tanesi şeker fabrikalarında çalışanlar. Bunların adedi çok fazla değil. Şu anda bu özelleşecek fabrikalardaki çalışan insanlarımızın adedi 13-15 bin civarında, geçici işçiler vesaireler var. Ama esas olan pancar üreticisi, orada 120 binin üzerinde çiftçimiz var. Ayrıca bir de buradan çıkan küsbeyi değerlendirerek
hayvancılık, besicilik yapanlar var. Onların hali ne olacak? Bunlar tamamen karanlık bir tablonun içinde. Bundan dolayı da birilerinin hem şeker fabrikalarında çalışanlara, hem çiftçimize, hem besicimize sahip çıkması lazım. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak sanatçılarımızın bir kısmı Hatay sınır kapısına gitti. Çok güzel bir hassasiyet sergilediler. Biz müteşekkiriz. Gösterdikleri duyarlılığa da teşekkür ediyoruz. Ancak bu sanatçılarımızdan bir ricamız var bizim. İnşallah bu güzide sanatçılarımız aynı hassasiyeti şeker fabrikasının özelleştirilmesinden dolayı mağdur olan insanlarımız içinde gösterirler. İnşallah onlarla birlikte emek türküleri söylerler. Biz kendilerini en azından acilen özelleştirilecek şeker fabrikalarının birkaçının önünde çalışanlarımızla, çiftçimizle birlikte bu türküleri söylemeye davet ediyoruz. Böylece kendilerinin sadece külliyenin sanatçısı değil ama Türkiye'nin çalışanlarımızın, emekçilerimizin sanatçısı olduklarını da kamuoyuna ilan etmiş olurlar. İnşallah biz bu konudaki adımlarını sanatçılarımızdan bekliyoruz. Bunu ifade etmeyi de bir vazife biliyorum. Muhterem arkadaşlarım, elbette sadece ülkemizin içinde değil, dışında da çok ciddi gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi her zaman olduğu gibi sık sık rastladığımız Gazze'de son yapılan saldırılarla ilgili. Maalesef Filistin'deki gelişmeler bizi endişeye sevk ediyor. Filistin Toprak Günü gösterilerinde bir terör devleti olan İsrail yaptığı saldırılarla 17 Filistinli kardeşimizi şehit etti. 1500'e yakın Filistinli de yaralandı. Şehitlerimize rahmet, yaralılara Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. İşgalci İsrail'i de bir kez daha telin ediyorum. İsrail maalesef sadece Orta Doğu'nun değil, bütün dünyanın başına hakikaten büyük bir bela olarak gözüküyor ve bütün dünyayı tehdit eden bir politika izliyor. İsrail bu zulmüne dur denilmediği müddetçe de Filistin halkı mağdur olarak kalacak. Eğer tedbirler alınmaz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmazsa bu zulmün önüne de geçilemez diye düşünüyorum. Ama şunu hemen ifade etmek istiyorum ki Filistin halkı şu anda ne yazık ki açlıkla kıvranıyor, yoklukla kıvranıyor ve bu kabahat onların değil. Bu kabahat bütün bir Müslüman dünyanın kabahati. 57 Müslüman ülke var. Hiçbirisi doğru dürüst Filistinlilerin yanında yer alma teşebbüsünde bulunmuyor. Tam tersi, son zamanlarda bazıları İsrail'in bu zulmünü destekler bir tavır almaya başladı. Bunu kabullenmek mümkün değil. Bu zulmün karşısında Filistinlilerin yanında yer alacaklarına bir zulüm devleti, terör devleti olan İsrail'in yanında yer almaları hakikaten akla ziyan. Biz ne yazık ki kendi iç çekişmelerimizle boğuşurken İsrail'in zulmünü, entrikalarını göremiyoruz. Cılız açıklamalar,
kınamalar kesinlikle İsrail'in zulmünü önlemeye yetmiyor. AK Parti hükümetinin açıklamaları son zamanlarda milletimizin hoşuna gidiyor ama İsrail'in zulmünü önleyecek hiçbir adım atılmıyor. Sözde başarılıyız. One minute bütün İslam dünyasının övgüsünü kazanmaya vesile oldu. One minute ama geçti gitti. Adı üstünde one minute. Bir dakika oldu geçti gitti. Ondan sonra ne oldu? Milyonlarca one minute geçti. İsrail'in zulmü milyonlarca kere arttı. Yerini daha sağlamlaştırdı. Şimdi İslam ülkelerinden kendisine destekçiler buldu. Ve bizim hükümetimiz, AK Parti hükümeti ne yazık ki İsrail'i diliyle kınarken fiiliyatta İsrail'e en büyük desteği verdi. Muhterem arkadaşlarım, çok basit menfaatlerden dolayı, maddi menfaatlerden dolayı eğer bir ülke İsrail'e destek vermeye kalkarsa bugünkü ortamda emin olun onun hesabını indallah vermesi mümkün olmaz. Oradaki garibanlar sözlere aldanabilirler. Mavi Marmara meselesindeki atılan tavrı gördük. Ne oldu Mavi Marmara'nın mazlumlarının hakları gasp edilmenin ötesinde? Ambargo hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in kabul etmediği bir ambargo devam ediyor. Hala İsrail'de elektrik yok. Gazze'de elektrik yok. İsrail bu elektriği vermekten imtina ediyor. Verebilir, vermesi de gerekiyor. Güya bir santral kurulacak. O santral Gazze'nin ihtiyacını karşılayacaktı. Tek bir adım bile atılmadı. Yıkılan binalar tamir edilecekti, tamir edilmedi. Ben bundan yaklaşık 10 sene önce gittiğim zaman Gazze'deki durumu görmüştüm. O zaman da ambargo vardı. O zaman da bu ambargo kırılamamıştı. Emin olun orada gösterilen çabayı tarif etmek mümkün değil. Yıkılan binaların tamamı tekrar iyice yıkılıyor, demirleri ayrılıyor, o demirler düzeltiliyor, yeni inşaat yapmak için çaba sarf ediliyor. Niye? Ambargo var. Siz inşaat demiri ithal edemiyorsunuz. Çimento ithal edemiyorsunuz. Ve İslam alemi duyarsız, Türkiye duyarsız, İsrail'le olan bizim ticaretimiz zirveye çıktı. Aldığımız tohumun büyük bir kısmı İsrail'de. Tarım Bakanlığı'nın 15 yıldır gösterdiği acziyet sebebiyle hem tarım mahvoldu hem de İsrail ihya edildi. Allah rızası için. Bir kere de kendinize gelin, yaptığınız icraatın zararını ikrar edin. Bunu düzeltebilmek için çare arayın. Lafla peynir gemisi yürümez. İsrail, herkes bilmedi ki laftan değil ancak güçten anlar. Gücünüz yoksa İsrail üzerinde etkiniz de olmaz. İsrail'in zulmünü hamasi sözler ortadan kaldırmaz. Ancak sonuç alacak yaptırımlara ihtiyaç var. Onlarla bu iş önlenebilir. Bu da İslam alemindeki sağlam bir birliğe ve bu kötü gidişe dur diyecek politikalar üreterek sağlanabilir. Şunu kimse unutmasın. Filistin İslam aleminin meselesidir. Ne sadece Filistinlilerin, ne sadece Arapların meselesi kesinlikle değildir. Onun için herkes bilmeli ki buradaki başarısızlık Arap'la Acem'in, bilmem Sünni ile Şia'nın arasındaki çatışmayla
ortadan kaldırılamaz. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var ve biz bu birlik ve beraberliği sağlarsak bir güç kazanmış oluruz. O zaman bu gelişmelerin önünde engel olma imkanına sahip oluruz kanaatindeyiz. Bugüne kadarki politikalar ne yazık ki bu gerçeklerin üstünü örttü. Hamasi sözler insanları etkiledi ama icraatlar ise İsrail'i her geçen gün biraz daha güçlendirdi. Bu gerçeği görmek mecburiyetindeyiz. Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda tabii söylemlerimiz bazı çevrelerde ciddi rahatsızlıklar doğurmuş olmalı ki troll diyorlar, pek de baktığım yok ama bazı bu sosyal medyadaki trollerin seviyesiz, alçak, dengesiz saldırıları oluyormuş. Yani bizde bir laf vardır, affedin, biraz kabaca bir laf, ama it ürür, kervan yürür derler. Hiç umurumuzda değil. Dilin kemiği yok. Her şeyi söyler. Bundan dolayı da bu tip alçakça saldırılar bizi davamızdan, hedefimizden kesinlikle caydırmaz. Biz Cenab-ı Hakk'a inanıyoruz ve güveniyoruz. Eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıysak gerisinin hepsi boş. Ve biz milletimizin yanındayız. Milletimizin derdiyle dertlenmeyi en büyük vazife olarak görüyoruz. İktidarda bulunanları sadece uyarıyoruz. Bizim görevimiz kimseye hakaret etmek değil. Bugüne kadar ki takındığımız tavrı bu bütün millet görüyor. Biz şahıslarla uğraşmıyoruz. Biz yanlışlarla uğraşıyoruz. Eğer bir yerde hükümetin olumlu bir adımı varsa, olumlu bir icraatı varsa onu ifade etmek, desteklemek de bizim için bir borçtur. Yeri geldiğinde bunu da yerine getiriyoruz. İfadan çekinmiyoruz. Ama kim ne derse desin, sosyal medyada bir takım seviyesiz insanlar, bazı çevrelerin desteği ve kışkırtmasıyla hiç utanmadan saldırılarda bulunuyorsa, onlar da bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bunun da bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede yaşayan insanlar olarak birbirimizden farklı düşünceler taşımayı bir zenginlik olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü iktidar, geçmişte birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız ama bugün maalesef öyle bir tekebbüre kapıldılar ki icraatlarından, yanlış icraatlarından milim olsun sapmak istemiyorlar. Bizim ikazlarımız bazen karşılığını buluyor, bunu görüyoruz. Kelimelerle bizim sözlerimizi aynen tekrar ediyorlar. Ama icraatlarına baktığımız zaman hiçbir değişiklik göremiyoruz. Tarım bu sene müthiş bir yıl olacak. Öyle ifade ettiler. Ama tarıma baktığımız zaman özellikle ithalattaki son 3 aylık patlama gözümüzü korkuttu. Bu sene geçen seneden kesinlikle daha kötü olacağı benziyor. İhracatımız artıyor. Ama ithalatımız zirve yaptı. Bunu kimse dikkate almıyor. Dış borçlarımız, iç borçlarımız yükseliyor. Şimdi seçime ancak anlaşılan gideceğiz ki kesesinin ağzını açmaya çalışıyorlar. Çiftçiye de, esnafa da bir takım destekler veriyorlar. Arkadaş, delik o kadar büyüdü ki sizin şu anda vereceğiniz desteklerin hiçbir tanesi ne çiftçimizi ne esnafımızı kurtaramaz. Ne sanayicimizi ayağa kaldıramaz. Sadece delik büyür. Kimse borcunu ödeyemiyor. Güneydoğu'da elektrikler kesilmiş,
on binlerce insan elektriksiz, borcunu ödeyemediği için, tarımın üzerinde haksız bir baskı olduğu için, ne KDV ödenebiliyor, ne vergi borcu ödenebiliyor, ne banka borçları ödenebiliyor. Neden? Çünkü yanlış politikalarla biz bu noktaya getirildik. Hükümetin şimdi kısa vadeli birisine adeta rüşveti kelam gibi götürüp de birkaç milyar lira parayı tahsis etmeleri ülkenin gidişatını müsbet yöne çeviremez. Söylediklerimizi dikkate alacaklar. Biz söylediklerimizi hiçbir zaman hükümeti endişeye sevk etmek, üzmek, rencide etmek, ona hakaret etmek için söylemiyoruz. Allah rızası için şu söylediklerimizi bir düşünün. İster tarımda, ister sanayide, ister dış politikada, ister eğitimde, ister adalet mekanizmasının sakatlıklarında. Ya bir düşünün. Her şeyden çok bizim düşünceye ihtiyacımız var. Zarar görmezsiniz. Ama siz sadece bir takım palyatif adımlarla vatandaşın seçimden önce gönlünü kazanabilmek için icraatlara girişirseniz bu, emin olun, Türkiye'yi, ülkemizi daha da vahim problemlere maruz bırakır. Sözlerimi burada kapatıyorum. Biz bütün bu söylediklerimizi bir kardeşlik vazifesi olarak söylüyoruz. İktidarı ikaz ediyoruz. Ve inanıyoruz ki milletimiz neye layık ise Cenab-ı Hak da onu bize lütfedecektir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa buyurun. Efendim, dün Putin de burada, bugün de görüşmeler devam ediyor. Ruhani de burada, bir Suriye zirvesi yapılıyor. Buradan ne sonuç çıkar, neler konuşulmuş olabilir? Bir de Putin'in ziyaretinde hani YPG dememesi de dikkat çekiciydi yani Suriye'deki durumla ilgili. Sanatçılarla ilgili eleştirilerinizi siz de dile getirdiniz. Bir de şöyle de bir eleştiri... Eleştiri değil dedim ki, böyle bir şey yaparsanız güzel olur dedim. Bir nebze de hani sazlı sözlü böyle klarnetli olması da biraz eleştiri topladı. O durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de ekonomiye biraz değindiniz ama iktidardakilerin de açıklamaları var. Hani bir numarayız, büyüyoruz, çok iyiyiz şeklinde. Hani o yönde nasıl bakarsınız? Sondan başlayayım. Ben ısrarla hep söylüyorum. Ya obezite hastalığı diye bir hastalık var. Ekonomide de obezite hastalığı var. Bir insanın 200 kilodan 250 kiloya çıkması sağlığına değil, sağlıksızlığına işaret eder. Siz suni olarak ekonomide bir takım rakamlarla, bir takım kıstaslarla oynar. Arkasından da %7-10'da bir artmışız, %7,5 kalkınmışız. Gel külahımı anlat ya. Neremiz doğruldu ki? Biz bu kadar büyüdük. Büyüdük de bu para nereye gitti? Kim bundan istifade ediyor? Siz sürekli borçlanır. Bu borcu da milli gelirin içine dahil eder. Arkasından da şimdi şu borç neticesinde %7 büyüdük derseniz bu büyüme değil, bu problemin büyüdüğü manasına gelir. Bir defa bunu herkes iyi bilmeli. İkincisi, Putin'in gelmesi, Ruhani'nin gelmesi, bir defa bu tip toplantılar bizi memnun ediyor. Çünkü şu anda bu bölgede meydana gelen rahatsızlıkları ortadan kaldırabilmek için bu ülkelerin bir araya gelmesine ihtiyaç var. Hatta bunu genişletmeye, bizim biraz daha bunu diğer ülkelere de yaymaya ihtiyacımız var kanaatindeyim. Ancak şu gözüküyor ki bir araya gelmemize rağmen henüz bu üç ülke devletlerinin Suriye ile ilgili politikalarında bir yeknesaklık yok. Bir uyum henüz yok. Bunun mutlaka ortadan kaldırılması icap eder. Herkes ayrı bir telden çalarsa yarın başka problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Üstünü sadece şu anda örtüp geçmek problemin çözüldüğü manasına gelmez. Suriye baştan beri, yani bir defa siz düğmeyi
yani gömleği iliklerken yanlış yerden başladıysanız sonunda doğruya gelemezsiniz. Sil baştan doğruya gelmek de mümkün olur mu olmaz mı şu anda bilmiyorum. Ama şu anda bu üç ülkenin de politikalarını mutlaka birleştirmeleri, özdeşleştirmeleri gerekir. Her konuda ittifak sağlamaları gerekir. Türkiye'de burada esas rolü oynayan ülke olma konumundadır. Ancak Türkiye bu politikayı, Suriye politikasını bir seçim politikası haline getirmeye çalışırsa milleti yanlış yöne sevk etmiş olur. Yani biz davul zurnalarla binlerce, yüzlerce insanımızı şehit verdiğimiz bir meseleyi kutluyoruz. Yani yapılabilir. Ama bu askerimizin gösterdiği fedakarlıkla ilgilidir. Bu problemi çözmeye yeter mi yetmez mi ona bakmakla bir neticeye varabiliriz, elde edebiliriz. Onun için bizim burada politikalarımızı mutlaka paralel hale getirmeye ihtiyacımız var. Farklılıklar gözüküyor. Bu farklılıklar bizi endişelendiriyor. Onu da söylemekten geçemeyeceğiz. Öbür taraftan sanatçılarla ilgili, dediğim gibi biz sanatçıları tenkit etmek için falan değil. Ama şu anda hakikaten mağdur kesimlerin desteğe ihtiyacı var. Biz imkanlarımız nispetinde bütün şeker fabrikaları çalışanları, şeker fabrikalarından etkilenen pancar müstahzilleri ve o bölge halkıyla neredeyse her bölgede bir araya geldik. Bir kısmına ben gittim, iştirak ettim. Diğerlerine genel başkan yardımcılarımız gittiler, il teşkilatlarımız destek verdiler. Elbette sanatçılarımızdan da burada bir destek bekleriz. Bunlar mağdur insanlar. Bizdeki yani Anadolu'nun şeylerine bakın, gene de şarkıları, türküleri hep ağıt gibidir. Neşe saçan türküler, şarkılar azdır. Anadolu mağdur insanların adeta bağrı gibi. Çanakkale'den başlamış, hep şehitlerimiz. Her ocağa bir ateş düşmüş. Şimdi şehitlerimiz var, sürekli geliyor. Aynı zamanda mağdur insanlarımız da var. Biz sanatçılarımızdan mağdurların yanında olmalarını, onların dertlerini terennüm eden türküler söylemelerini bekleriz. Bu tenkit değildi, bir talep, bir temenniydi. Bu kadarla yetiniyorum. Başka bir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.